Şimdi C sorusuna cevap verelim. M3 kütlesine sahip 3. blok işte burada aşağıdaki sisteme ekleniyor. Masa ve 3. blok arasında sürtünme yoktur. 2. bloğun iğmesinin büyüklüğünün nasıl değiştiğini bulunuz. Daha mı büyük olmuştur, daha mı küçük olmuştur? Yoksa baştaki 2 blok da sistemle aynı mıdır? Cevabınızı açıklayınız. İsterseniz önce işin mantığını anlamaya çalışalım sistemdeki net kuvveti düşünecek olursak bir önceki durumla aynı olduklarını söyleyebiliriz öyle değil mi? İç kuvvetler daha farklı olacak. Yani örneğin iki farklı ip olduğu için iki farklı gerilme kuvveti olacak. Ama soldaki bu bloğun yukarıya doğru, üsttekinin sağa doğru, sağdakinin de aşağı doğru ivmelenmesine sebep olan net kuvvet halen iki bloğun ağırlıklarının farkı olacak ve şu anda bu iki bloğun ağırlıklarının arasındaki fark daha fazla kütleyi hareket ettiriyor. Kuvvetin kütle çarpı ivmeye eşit olduğunu biliyoruz. Buradan ivmeyi kuvvet bölü kütle olarak da bulabiliriz. Az önce söylediğim gibi net kuvvet hala iki bloğun ağırlıklarının farkı ama şu anda hareket eden kütle daha büyük bir kütle. Demek istediğim bu M1 artı M2 artı M3'e eşit ve bu da ivmenin daha küçük olmasına sebep olacak. Hemen not edeyim. İvme daha küçük olur çünkü aynı ağırlıklar arasındaki fark şu anda daha fazla kütleyi ivmelendiriyor. Mantıksal bir yaklaşımla işte bu cevabı verebiliriz. Ama eğer daha detaylı bir açıklama yapmak isterseniz bu blokların serbest cisim diyagramını çizebilirsiniz. Aynı sonucu elde edeceksiniz ama isterseniz bunu da yapalım ve içimiz rahat olsun. Birinci kütleye etki eden kuvvetler hangileri? Yer çekimi kuvveti M1G olarak not ediyorum. Ve 1 de bloğu yukarı doğru çeken yukarı yönlü bir gerilme kuvveti olacak. Ve bu kuvvetin yer çekimi kuvvetinden büyük olacağını da biliyoruz. Farklı bir renkle gösterelim. Olmadı. Buna T1 diyelim. Ne de olsa bu defa iki farklı ipimiz olduğu için iki farklı gerilme kuvvetinden bahsetmemiz gerekecek. Buradaki gerilme T1 ise buradaki gerilme de T1 olacak. Büyüklüklerine aynı çizmeye çalışıyorum. Evet bu da T1 olacak. İkinci bloğun ağırlığı kütlesine bağlı olarak daha büyük olduğundan sağ taraf aşağı doğru, sol taraf yukarıya doğru ve üstteki de sağa doğru ivmelenecek. Üstteki blok sağa doğru ivmelenecekse ikinci ipteki gerilme kuvvetinin birinci iptekinden büyük olması gerekir. Bunu da farklı bir renkle göstereyim. Düz çizgi çizmekte zorlanıyorum. Oldu galiba. İşte burası T2. Ve eğer buna T2 dediysek buradaki gerilme kuvvetini de T2 olarak adlandırmamız lazım. Neden diyecek olursanız tüm bu ipteki gerilme kuvvetinin büyüklüğü de aynı da ondan. Bir de bu bloğun ağırlığı var tabi. Bu da T2'den büyük olmalı. M2G yazıyorum. İvmenin büyüklüğünü belirleyebilmek için kullanmamız gerekecek bütün kuvvetleri çizdik. Eğer M1, M2 ve M3'e odaklanarak tam bir serbest cisim diyagramı çizmemiz gerekseydi, M3'e etki eden diğer kuvvetleri de hesaba katmamız gerekirdi. Örneğin dikey doğrultuda M3'ün ağırlığı olacak. Burayı da M3G olarak not ediyorum ama blok aşağı doğru ivmelenmiyor. Çünkü masanın da blok üzerinde uyguladığı bir kuvvet var. Evet masa da bloğa yukarı yönlü ve ağırlığını eşitleyecek bir kuvvet uyguluyor. Evet, eğer bu serbest cisim diyagramının tam olmasını isterseniz bu kuvvetleri de çizebilirsiniz. Ama blokların masanın neresinde bulunduklarına ve ivmeye bağlı olarak ne yönde hareket ettikleriyle ilgilendiğimiz için daha önce de yaptığımız gibi Newton'ın ikinci yasasını kullanacağız. Yani belirli bir yöndeki net kuvvetler kütle çarpı o yöndeki ivmenin büyüklüğüne eşittir. Net kuvvet eşittir kütle çarpı ivmenin büyüklüğü. Birinci blok için turuncuyu kullanalım. Evet birinci bloğa etkiyen net kuvvet nedir? T1-M1G. Ve bu da kütle yani m1 çarpı ivme eşit. Üçüncü blok sağa doğru ivmeleniyor demiştik. t2 eksi t1 eşittir m3 çarpı a. İvmenin büyüklüğünün aynı olduğuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Burada sağa doğru, burada yukarıya ve burada da aşağı doğru ivmeleniyoruz. Ama ivmenin büyüklüğü her yerde aynı ve bunu da küçük a ile gösteriyoruz. İkinci bloğu da farklı bir renkle yazalım net kuvvet m2g eksi t2 eşittir m2 çarpı a. İvmenin ne olduğunu bulmak için bu eşitliklerin sol taraflarını ve sağ taraflarını birbirleriyle toplayacağım. Bu buna, bu buna ve bu da buna eşit olduğu için sağ tarafları ve sol tarafları ayrı ayrı topladığımızda eşitliğin değişmeyeceğini biliyoruz. Bir bakalım. T1'ler birbirini götürecek. T2'ler de öyle. Ve geriye M2G eksi m1g kalacak. Eşittir m1a artı m3a artı m2a. Burayı da a parantezine alalım mı? a çarpı m1 artı m2 artı m3. Şimdi her iki tarafı da m1 artı m2 artı m3'e bölelim. m1 artı m2 artı m3. Buraya da yazıyorum. m1 artı m2 artı m3. Bunlar birbirini götürünce ivmenin büyüklüğünün buna eşit olduğunu bulmuş olacağız. Sistemin net kuvvetinin aynı ağırlıkların farkından geldiğini ve bunun değişmediğini fark etmişsinizdir. Ama bu net kuvvet bu defa daha büyük bir kuvveti imelendiriyor. Hemen göstereyim. Evet, elimizdeki kütle bu defa daha büyük. Daha büyük kütle. Sisteme etki eden net kuvvet ise aynı kaldı. Bu arada iç kuvvetlerden bahsetmediğimizi ve burada zaten birbirlerini götürdüklerini görüyorsunuz değil mi? Devam edeyim. Sisteme etki eden net kuvvet aynı iken ivmelenecek kütle daha büyük olduğu için ivme daha küçük olacaktır. Umarım sizin için de mantıklı bir açıklama olmuştur.